Ali Haydar Efendi ile Efendi Hazretleri karşılaşınca ona bir şiir okumuş 52'de. Temettâ min şemîmi arâri necdin femâ ba'del aşiyyeti min arâr. Kervan gidiyormuş, Necid'e gelmişler. Kervan sahibi demiş ki, arar çiçeği burada olur. Bundan sonra kervan burada yasıdan sonra gidecek. Yasıdan sonra ayrılacak kervan. Arar çiçeğini başka yerde bulamazsınız. Eğer ararı seviyorsanız burada koklayacaksınız. Arar çiçeğini sevenler, alimleri, arifleri sevenler, Abdülmetin hocaları sevenler yaşarken onun kıymetini bilecekler. Eğer bilemediysek ahirete gittikten sonra onun izinden, onların izinden Mahmud Efendi Hazretleri'nin, alimlerin, Usame Rifai hocamın, Zahid efendilerin, Bediüzzamanların, Ali Haydar efendilerin izinden yürüyerek dünyada ulema ile beraberiz. Mahşer günü bizi onlarla haşret ya Rabbi. Kardeşlerim, çok şey söylemeli. Hocam bir yerden okudu, innellezine kalu rabbunallah. Abdülmetin hocama anlatıyor. Ama Doğu Türkistanlı hocam bir yeri okudu ki orada Abdullah bin Abbas radıyallahu anhum vefat ediyor. Allah Resulü Aleyhisselam'ın öğrencisi İbni Hacer el isabesinde anlatıyor. Hocam orayı okudu, Doğu Türkistanlı hocamız. Ayet ya eyyetühen nefsul mutmainne. Diyor ki İbni Hacer rahmetullahi aleyh, Peygamber Aleyhisselatu vesselamın öğrencisini defnediyorlar. Fakat kabrin her tarafından bu ayet okunuyor. Melekler okuyor belki. Diyorlar ki ya eyyetühen nefsul mutmainne. Ey imana, ey İslam'a teslim olan nefis. İrci'i ila rabbiki radiyeten merdiye. Allah senden, sen Rabbinden razı olduğun halde dön Allah'a. Git Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın divanına. Kardeşlerim, biz o kalabalığı gördük. Yüz binleri gördük. Onlar şehadet ediyorlardı. Ama bir de bizim göremediklerimiz vardı. Belki orada melekler vardı. Belki onlar bu ayeti okuyorlardı. Diyorlardı ki Abdülmetin Hoca, ömrünü verdin. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem seni bekliyor. Yolun açık olsun Abdülmetin Hocam. Allah'a emanet olasın.